Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki denememiz Netfen yayınlarının kurumsal denemesi 3. denemesi. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar şunu söylemiş. Hüseyin Bey alanı 2,56 metrekare olan kare şeklindeki bir bölgeyi şekil 1'deki gibi bir kümes yaptırmıştır. Daha sonra bu kümeslerin iki kenarına taş döşeyerek şekil 2'deki gibi bir yob yaptırmıştır diyor. 2,56 kare şeklinde olduğundan dolayı bunun bir kenarı arkadaşlar bizim kaç yapar? 1,6 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Hüseyin Bey taş yolu yaptıktan sonra yol ve kümesin bulunduğu bölgenin oluşturduğu karesel bölgenin kenarlarından birinin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olmuştur. Demek ki arkadaşlar burada bu taşları döşediği zamanki durumda şurası da arkadaşlar bir kare şeklinde almış. Bunun bir kenarı arkadaşlar bir doğal sayı olmuş. Buna göre yolun çevre uzunluğu en az kaçtır diyor. O zaman 1,6'dan yani şurası 1,6 ise o zaman 1,6'dan şu kenarımız 1,6 ise 1,6'dan büyük olması lazım. En az dediğinden dolayı o zaman kaç olabilir? 2 olabilir şeklinde söyleyebiliriz buraya. Burası 2 ise bizden istenen nedir arkadaşlar? Yapılan yolun çevre uzunluğu. Yani şu yolun çevre uzunluğunu sormuş. Ben biliyorum ki arkadaşlar bakın şuradaki kenarımızda 1,6. Şurası 1,6. Şurası arkadaşlar tamamı bizim kaçtı arkadaşlar? 2 idi. Şurası 1,6 olduğuna göre demek ki şu kenarımız arkadaşlar bizim kaç yapacak? 0,4. Demek ki şurası arkadaşlar bizim 0,4. Şimdi bunun çevresine baktığınız zaman şurası 2, 4, 6 ve 8 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. O zaman cevabımız 8 şeklinde diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar demiş ki Olcay öğretmen boş bir kağıda kök 2'den başlayarak belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi 150 tane kareköklü ifade yazmıştır. 150 tane kareköklü ifade demesi arkadaşlar kök 300'e kadar ne yapması lazım arkadaşlar? Gitmesi lazım. O zaman arkadaşlar buradan şunu söylemiş. Sonra demiş bu kağıdı Esma'ya vererek bu kareköklü ifadelerden değeri rasyonel sayı olanları boyamasını istemiştir. Çünkü arkadaşlar dikkat edecek olursanız arkadaşlar kök 2'den başlayarak ikişerli ikişerli gitmiş. Yani kök 2, kök 4, kök 6, kök 8. O yüzden arkadaşlar kök 300'e kadar gider şeklinde söyledik. Esma öğretmenin istediğini hatasız olarak yerine getirdiğine göre yazılan kareköklü ifadelerden kaç tanesini boyamıştır diyor. Rasyonel sayı olanları yani kök 300'e kadar tam kare olan ifadeleri ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Bunların içerisinde arkadaşlar hangi sayılarımız var? Kök 4 var, kök 16 var, kök 36 var, kök 25 neden olmaz? Çünkü sıfır sayı olması isteniyor arkadaşlar bizden. Kök 64, sonra arkadaşlar kök 100, sonra kök içerisinde 144 yani 12'nin karesi 13 olmaz, 14 olabilir. Kök 196. Sonra 15'in karesi olmaz, 16'nın karesi kök içerisinde 256 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar buraya baktığınız zaman 17 olmaz, 18 zaten aşıyor. O zaman buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Buradaki kareköklü sayılar şeklinde söyleyebiliriz. Toplama baktığınız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane toplamda 8 tane şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar demiş ki Hasan ve Can oynadıkları bir oyunda Hasan aklından tuttuğu tam sayılardan her seferinde 6 çıkartmakta, elde ettiği sonuç üs aklında tuttuğu sayı taban olacak şekilde üslü ifadeleri oluşturmaktadır. Sonra bu üslü ifadenin değerini Can'a söylemektedir demiş. Örneğin demiş Hasan aklından tuttuğu sayı 8 ise 8'den 6'yı çıkartmak da o zaman ne olacak arkadaşlar? Bu çıkarttığı sayımız yani kalan sayımız arkadaşlar bunun üssü şeklinde ne yapıyormuş oluyormuş. Can'a söylediği sayı kaç oluyormuş? 64 oluyormuş. Şimdi Hasan'ın Can'a söylediği sayı 1 bölü 27. Yani bu ne demektir arkadaşlar? 3 üzeri eksi 3 olması demek. Olduğuna göre Hasan'ın aklından tuttuğu sayı kaçtır? Şıkları deneyecek olursanız eğer 3 derseniz o zaman 3'ten 6'yı çıkartırsanız arkadaşlar kaç yapar? Eksi 3. O zaman Hasan'ın söyleyeceği, Can'a söyleyeceği sayı 3 üzeri arkadaşlar eksi 3 olması gerekiyor. Gerçekten de bizden verilenlere göre 3 üzeri eksi 3 isteniyordu zaten. O zaman cevap ne diyebiliriz arkadaşlar? Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz 3 boyutlu yazıcılar demiş. Bilgisayarlarda çizilen yapıları filament tel ile oluşturur. Ekran bilgisayarındaki çizim programında bir kale yaptıktan sonra bu kaleyi 3 boyutlu yazıcısında bastırmak istediğinde bilgisayarı yazıcının bu kaleyi 8 üzeri 3 dakikada basabileceğini söylemiştir. Yani bu ne demek arkadaşlar bizim 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti yani 2 üzeri 9 demek. Eklemin kullandığı 3 boyutlu yazıcı aralıksız çalıştığı her 1 dakikada 2 üzeri eksi 1 metre filament tel kullanmaktadır. Buna göre filament telin 1 metresinin fiyatı da 4 üzeri 3 yani bu ne demektir 2 üzeri 6 kuruş olduğuna göre 3 boyutlu yazıcıda üretilen bu telin maliyeti kaç kuruştur şeklinde ne yapmış arkadaşlar söylemiş. Şimdi biz buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar baktığınız zaman 1 dakikada arkadaşlar 2 üzeri eksi 1 metre filament tel kullanıldığına göre şimdi 1 dakikada 2 üzeri eksi 1
metre arkadaşlar kullanıldığına göre o zaman 2 üzeri 3 dakikada 2 üzeri 9 dakikada ne kadarlık filament tel kullanmıştır? Bunu içler dışlar çarpımı yaparak ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar 2 üzeri 9 ile 2 üzeri eksi 1'i çarparsam 2 üzeri 8 arkadaşlar bizim filament tel kullanılmış. Metre tel kullanmış. Peki aynı zamanda arkadaşlar bize ne söylemişti? Bize demişti ki 1 metre telin fiyatı arkadaşlar 2 üzeri 6 kuruştu. O zaman ben buradan arkadaşlar 1 metre telin fiyatını arkadaşlar ben ne yapıyorum? 2 üzeri 6 kuruş olarak ne yapmışım arkadaşlar? Söylemişim. Bize verilenlere göre 2 üzeri 8 tellik arkadaşlar metre telimizi kaç kuruşa eşit olduğunu ne yapmamız isteniyor? Bulmamız isteniyor. Ben buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam arkadaşlar 2 üzeri 8 o zaman 2 üzeri 6'yı çarparım. O da eşittir 2 üzeri 14 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Yani cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar bize aşağıda ABC hava balonlarının yerden yükseklikleri göstermiştir diyor. A balondan daha alçakta C A balondan daha alçakta C balondan daha yüksekte olan B balonun yerden yüksekliği bu olduğu söylenmiş. Buna göre sıfırdan farklı A, B, C, D rakamlarının toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi bir A'nın yüksekliğine bakalım. A'nın yüksekliğine baktığınız zaman arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 80 virgül kaç diyebiliriz arkadaşlar? 17 şeklinde söyleyebiliriz. C'nin arkadaşlar yüksekliğine baktığınız zaman C'nin yüksekliği de 79 virgül arkadaşlar kaç diyebiliriz? 2. Demek ki B'miz arkadaşlar 79,2'den büyük, 80,17'den küçük. Ama en az istendiğinden dolayı 79,2'den ne olması lazım arkadaşlar? 1 büyüğü olması lazım. O zaman ben buraya hangi değeri verebilirim? B için baktığınız zaman arkadaşlar 79,21 şeklinde söyleyebilirim. Çünkü neden? Burada 20 gelmişti. Buraya da 21 şeklinde söyleyebilirim. Demek ki A'mız arkadaşlar bizim 7, B'miz arkadaşlar bizim 9, C'miz arkadaşlar bizim 2 ve D'miz arkadaşlar bizim 1'e eşitmiş. Benden istenen A, B, C ile rakamlarının toplamı en az kaçtır demiş. Ben bunları topladığımız zamanki durumda arkadaşlar toplamımız kaç olur? O da eşittir arkadaşlar. Bizim 19 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet gelelim 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuzda da bizden şunu söylemiş. Yukarıda verilen demiş arkadaşlar ön yüzü dikdörtgen şeklinde olan ilaç kutularının kenar uzunlukları kök içerisinde 189. Şimdi kök içerisinde 189 dediğine göre arkadaşlar bu bizim hangi iki tam sayı arasında? 13 ile arkadaşlar 14 arasında şeklinde söyleyebiliriz. 14'e daha yakındır. Aynı zamanda arkadaşlar burada V kök 28 birim karedir demiş. Demek ki bu da arkadaşlar bizim kaçta kaç arasında? 5 ile arkadaşlar 6 arasında şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna göre arkadaşlar yukarıda verilen ön yüzü dikdörtgen şeklinde olan ilaç kutularının kenar uzunlukları verilmiş. Bu ilaç kutularının bir sayı doğrusu üzerinde yukarıda gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Buna göre sayı doğrusunda kutuların arasında kalan kısımda kaç tane tam sayı vardır? Şimdi demek ki 13 ile 14 arasında olduğuna göre demek ki burada arkadaşlar bizim 14'ümüz gelecek. Burası da arkadaşlar 5 ile 6 arasında olduğuna göre demek ki 30'dan 6 birim çıkarttığımız zaman buraya arkadaşlar kaç gelecektir? Şöyle diyebiliriz 24 şeklinde ne yapabilir arkadaşlar gelebilir. Demek ki bunun arasında 14'ten başlayacak 24'e kadar olan tam sayıların toplamı. Yani toplamı derken kaç tane tam sayı olduğunu bulabiliriz demektir. 14'ten 24'e kadar arkadaşlar toplamda 11 tane arkadaşlar bizim tam sayımız vardır. O zaman kaç tane tam sayı vardır demiş. O zaman cevabımız arkadaşlar bolu şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda arkadaşlar bizde ne söylemiş? Şunu söylemiş. Bir masanın üzerinde kenarları masanın kenarlarına paralel olan bir kitap durmaktadır. Bu kitabın şekil 1'de gösterildiği gibi masanın üzerinde kalan kısmın uzunluğu kök içerisinde 242. Şimdi kök içerisinde 242 karekök dışına çıkartırsanız 121 çarpımda 2'den 11 kök 2 şeklinde ne yaparsanız söylersiniz. Burası da arkadaşlar kök 32'ye eşitmiş. 16 çarpımda 2 şeklinde düşünürseniz burası arkadaşlar 4 kök 2'ye eşittir diyebiliriz. Sonra ne demiş? Kitap diyor masanın dışına doğru bir miktar itildiğinde masanın üzerinde kalan kısmının uzunluğu şekil 2'de gösterildiği gibi 128 kök içerisinde 128 santim olduğuna göre demiş. Masanın dışında kalan kısmının uzunluğu kaçtır? Yani şuradaki kısmı istemiş bizden. O zaman 128'i de dışarı çıkartırsam arkadaşlar burası bizim 8 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi zaten buranın uzunluğunu bulabilirsiniz. İkisini toplarsanız arkadaşlar burası 15 kök 2 yapar. 15 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkartırsanız arkadaşlar demek ki şuranın uzunluğunu bulabiliriz. O da bizim kaça eşittir? 7 kök 2 eşittir. 7 kök 2. 7'yi içeri attığınız zaman 49 çarpımda 2 yapar. O da arkadaşlar kök içerisinde 98 yapar. Yani cevabımız arkadaşlar bizim Denizli şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet gelelim 8. sorumuza. Yukarıda demiş şekilde verilen
A kolonyasının fiyatı 15 TL, C kolonyasının fiyatı 12,3 TL'dir demiş. Şimdi diyor ki arkadaşlar, B kolonyasının fiyatı A kolonyası fiyatından fazla, C kolonyası fiyatından da ise azdır. O zaman burada Karakök sayılarda arkadaşlar sıralama yaparken yapmamız gereken neydi? Bunların hepsini Karakök içerisine atmamız. 15 içeri attığımız zaman kök içerisinde arkadaşlar 225 yapar burası. Bunu içeri attığımız zaman arkadaşlar bakarsanız burası 12, 12 kaç yapar? 144, 144 3'ü çarparsanız arkadaşlar bizim kaç yapar? 432 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şıklara göre devam edecek olursak B kolonyasının fiyatı kaç olabilir demiş. Şimdi A şıkkına baktığınız zaman, A şıkkında burasını içeri attığımız zamanki durumda arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 81 çarpımda 5'ten. Bu da bizim kaç yapar arkadaşlar? 405 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, 225 ile 433 arasında 405 var mı? Var. O zaman demek ki cevabımız A şıkkı olabilir. Yani cevap neye eşittir arkadaşlar? Adana eşittir diyebiliriz. Evet, 9. sorumuza bakacak olursanız arkadaşlar burada şunu söylemiş. Bir pastane demiş, kısa kenarının uzunluğu 6,3 santim ve taban alanı arkadaşlar 48,6 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kapta kek pişirilmektedir. Şimdi bunun alanı arkadaşlar 48,6'ya eşitse, o zaman ben 48,6'yı arkadaşlar neye bölerim? 6,3'e böler diyecek olursam bunun uzun kenarını ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. O zaman bunlar birbirlerini götürürse burada 8 kalır. Bunlar birbirlerini götürürse burada 2 kalır. Demek ki burası arkadaşlar 8 kök 2'ye eşitmiş. Şimdi bize verilenlere göre demiş ki arkadaşlar, bu kek uzun kenarından kök 2 santim. Yani kök 2 santim demek ne demek? 2 kök 2 santimlik. Arkadaşlar genişliğinde dilimlere ayrılarak her bir dilimin 4 TL'den satılmaktadır. Demek ki bu dilim kek arkadaşlar 4 TL'den satılıyormuş. Buna göre pastanede bir kap kekten elde edilen dilimlerin satışından toplam kaç TL gelir elde edilir? O zaman zaten 8 kök 2 idi arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? 2 kök 2'ye bölüyorum. Acaba kaç tane dilim ayırmışım bunu? Şunlar birbirlerini götürse 4 dilim ayırdığımı görebilirim. Her bir dilim de arkadaşlar bizim 4 liradan satıldığına göre, o zaman 4 çarpımda 4'ten, o da eşittir arkadaşlar 16 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Sonucu söyleyebiliriz. Demek ki 16 lira gelir elde edilmiş. Evet, 10. soruya bakacak olursanız arkadaşlar, yukarıda şekilde yan yana bitişik biçimde duran kare şeklindeki duvarların ön yüzeylerinin alanları sırasıyla 324 desimetre kare. Şimdi kök 324 arkadaşlar bizim 18, 18'in çarpımına eşittir. Demek ki şu kenarımız arkadaşlar bizim kaçtır? 18'dir. 144 arkadaşlar bizim 12'ye eşittir. 256 arkadaşlar 16'ya eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burası da 12 desimetre olduğu söylenmiş. Bizden istenen şu. Buna göre bu kaldırımın alanı kaç desimetre karedir? Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şu kenarları toplayacağız ve 12 ile ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. 13, 18, 12 ve 16. Topladığımız zaman arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 46 yapar. 46 ile de arkadaşlar biz ne yapıyoruz? 12'yi çarptığımız zamanki durumda 552 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 11. sorumuzda arkadaşlar şunu söylemiş. Aşağıda bir ilaç fabrikasında tabletler halinde üretilen bir ağrı kesicinin içindeki etken maddelerinin oranları verilmiştir diyor. Bu ağrı kesiciler paketlenmeden önce 1 kilogramlık poşetlere doldurulabilmektedir diyor. Buna göre bir poşetteki ağrı kesicilerde bulunan toplam kafein miktarının miligram cinsinden ifade eden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Önce kilogramı arkadaşlar miligrama çevirmemiz gerekiyor. Ben biliyorum ki arkadaşlar 1 kilogram 1 kilogram benim kaç gramdı? 1000 gramdı. Aynı zamanda arkadaşlar 1 gram arkadaşlar bizim neye eşittir? 1000 miligrama eşittir. O zaman arkadaşlar baktığınız zaman demek ki 1 kilogram benim neye eşittir arkadaşlar? 10 üzeri 6 miligrama eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi buna göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunu söyleyeceğiz. Ben buradan ne yapmışım arkadaşlar? %12,5'i kafein olarak üretildiğine göre. O zaman arkadaşlar bunu ne yaparım? Şöyle yazarım. Ben bunu istersem arkadaşlar 1000 çarpımında arkadaşlar 10 üzeri arkadaşlar 3 yazabilirim. Çarpımında %25, 12,5'i de arkadaşlar 125 bölü arkadaşlar 1000 şeklinde yazabilirim. Şunlar üçü birbirlerini götürdü. Ben bu ikisini çarptığımız zamanki durumda arkadaşlar burası bizim kaça eşittir? 125 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri 3'e eşit şeklinde söyleyebiliriz. Bizden ama bilimsel gösterim istenmişti. Bilimsel gösterim olabilmesi için o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 1, 2 birim sola doğru kaydırmamız gerekiyor. 2 birim sola doğru kaydırıldığında üstümüz ne yapar arkadaşlar? 2 birim artar. Demek ki burası arkadaşlar 1,25 çarpımda 10 üzeri arkadaşlar kaç diyebiliriz? 5 diyebiliriz. Bakıyorum şıklarımızda hangisinde var? Denizli'de var. O zaman cevabımız arkadaşlar Denizli şeklinde söyleyebiliriz.
Evet gelelim arkadaşlar bizim 12. sorumuzda. 12. sorumuzda kahverengi ve beyaz yumurtaların bulunduğu yukarıdaki sepetlerin her birinde 40 tane yumurta vardır diyor. Demek ki birincisinde arkadaşlar bizim 40 tane, ikincisinde arkadaşlar 40 tane yumurtamız varmış. Toplamda 80 tane yumurtamız varmış. Birinci sepette rastgele alınan bir yumurtanın kahverengi olma olasılığı 3/5. Ben bunu o zaman 40'a dönüştürebilmem için 8'de çarpmam gerekiyor. 8'de çarparsam arkadaşlar burası 24 bölü kaç yapar? 40 yapar. Demek ki kahverengi ve beyaza bakalım arkadaşlar. Birinci sepette kahverengimiz arkadaşlar bizim neydi? 24 tane varmış. Beyazımız arkadaşlar bizim kaç tane olacak? Toplamı 40 olacağından dolayı 16 tane şeklinde söyleyebiliriz. Sonra ne demiş? İkinci sepette rastgele alınan bir yumurtanın beyaz olma olasılığı 1/4. Ben bunu 10'la genişletecek olursam burası arkadaşlar 10/40 yapar. Demek ki arkadaşlar burada da kahverengi ve beyaza baktığımız zamanki durumda kahverengimiz arkadaşlar bizim 30 tane yapar o zaman. Kahverengimiz 30 tane. Beyazımız arkadaşlar bizim kaç tane? 10 tane şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen ne? Bizden istenen diyor ki bu sepetteki yumurtaların tamamı boş olan 3. bir sepete konulurken beyaz yumurtalardan 8 tanesi yere düşüp kırıldığı için çöpe atılmıştır. Şimdi toplamda 80 tane vardı. 80 tanesinden arkadaşlar demek ki ne yapacağız arkadaşlar? 8 tanesini çöpe atmışız. Yani kırılmış. Kırıldığına göre o zaman 80'den 8'i çıkarsam 72 tane arkadaşlar tüm durumların sayısı kalır. Peki beyaz yumurtalara bakalım. Beyaz yumurtalarımız kaç taneydi? 16 tane buradan vardı. 10 tane de buradan vardı. Toplarsanız 26. 26'dan neyi çıkartacağız arkadaşlar? 8'i çıkartacağız. 8'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar burası kaç yapar? 18 tane yapar. Demek ki istenen durum 18, tüm durumların sayısı 72. Ben bunu 18'e böldüğüm zaman burası kaç yapar? 1/4 yapar. Demek ki cevabımız arkadaşlar 1/4 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Evet 13. sorumuza baktığınız zaman şunu söylemiş arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir fabrikada makinalardan 3'ünün bir günde kaç metre iplik ürettiği verilmiştir diyor. En kısa iplik üretimi 4. makinede olduğuna göre. Demek ki bu makine en kısa yapıldığına göre. Bu makinede aynı günde metre cinsinden üretilen iplik miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunların hepsini arkadaşlar 10 üzeri kuvvetlerini arkadaşlar hepsini aynı cinse çevirmemiz gerekiyor. Mesela burada arkadaşlar ne yapabiliriz? 10 üzeri 4 yapabilmek için 132 virgül arkadaşlar ben bunu 10 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Zaten burası 130,03 çarpımda 10 üzeri 4. Buradası da arkadaşlar 10 üzeri 4'e çevirebilmem için demek ki 1, 2, 3, 3 birim sola doğru kaydıracağım. Burası arkadaşlar kaç yapar? 130,2 arkadaşlar çarpımda 10 üzeri 4 diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar burası bunlardan ne olması lazım? Küçük olması gerekiyor. Şimdi şıklarımıza bakıyorum. Şıklarımıza gel arkadaşlar. 10 üzeri 4'e çevirdiğimiz zamanki durumda. Burası arkadaşlar 1300 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri 4 şeklinde yapar. Demek ki A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım arkadaşlar. 10 üzeri 4 olabilmesi için bir birim sola kaydırdığımız zaman 130,015 çarpımda 10 üzeri 4 yapar. Bakıyorum arkadaşlar bu ifade yani 130,015 ifadesi 130,20'den 130,03'ten 132,'den nedir arkadaşlar? Küçük olduğundan dolayı o zaman cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap nedir? Boludur diyebiliriz. Evet 14. sorumuza baktığınız zaman da arkadaşlar şunu söylemiş. Yukarıda bir kırtasiyede satılan kalem ve defterlerin çeşitlerine göre fiyatları verilmiştir diyor. Harun bu kırtasiyeden bir kalem ve bir defter alıp kasiyere 50 TL veriyor. Buna göre Harun'un alacağı para üstünün 30 TL'den fazla olduğu kaç olası durum vardır? Demek ki arkadaşlar 30 TL'den fazla olduğu demek 50'den 30'u çıkarttığım zaman 20 TL'den az olması gerekiyor. Aldığı kalem ve defterlerin fiyatları. Demek ki 20 TL'den az olacak. Öyle düşünelim. 3 ile 18'i topladığınız zaman olmaz. Çünkü arkadaşlar bizim 21 yapar. 3 ile o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 15 diyebiliriz. Sonra arkadaşlar baktığınız zaman 3 ile arkadaşlar 12 şeklinde söyleyebiliriz. Sonra 7 ile arkadaşlar 15'i söylersek olabilir mi? Olmaz. 7 ile arkadaşlar biz hangisini söylememiz lazım? Baktığınız zaman 12 diyebiliriz. İkisinin toplamı 19 yapar. Sonra arkadaşlar 4 ile arkadaşlar kaçı diyebiliriz? 4 ile 15'i söyleyebiliriz. 19 yapar. 4 ile 12'yi söyleriz arkadaşlar. 16 yapar. 12 ile arkadaşlar 12'yi söylersek olmaz. 12 ile 15'i söylersek olmaz. 12 ile 18'i söylersek olmaz. Demek ki 12 ile hiçbirini söyleyemeyiz. Buna göre arkadaşlar olası durum sayısı kaç tane vardır diyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Toplamda baktığınız zaman arkadaşlar 5 tane. O zaman cevap Adana şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz.
Evet, gelelim 17. sorumuzda. Aşağıda 4 sınıfın mevcutları verilmiştir diyor. Beden eğitimi öğretmeni bu sınıflardan ikisini bir grup yaptıktan sonra diğer ikisini farklı bir grup yapmıştır. Bu gruplardan birindeki öğrencilere her takımda eşit sayıda ve aynı sınıftan öğrenci olacak şekilde takımlara ayırmıştır. Daha sonra diğer iki sınıfın oluşturduğu gruptaki öğrencilerin her takımda eşit sayıda ve aynı sınıftan öğrenci olacak şekilde takımlara ayırmıştır. Her takımların her birinde 2'den fazla öğrenci olduğuna göre iki gruptaki takımlarda bulunan kişi sayıları arasındaki fark en çok kaçtır demiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada hepsinde ortak olanlara bakmamız gerekiyor. Mesela ben bunu arkadaşlar 12 çarpımda arkadaşlar 2 şeklinde, bunu arkadaşlar 12 çarpımda 3 şeklinde ayırsam, buraya da arkadaşlar 4 çarpımda 8 şeklinde, burasını da arkadaşlar 4 çarpımda 7 şeklinde ayırsam. Şimdi diyorum ki arkadaşlar burada demek ki ben bu 12 kişilik bu iki sınıfı mesela 12 kişilik arkadaşlar gruplara ayırmışım ve buradan arkadaşlar 2 grup, buradan da 3 grup elde etmişim. Demek ki buradaki grupların sayısı kaç olabilir? En fazla 12 şeklinde söyleyebiliriz. Gruplardaki kişi sayısı 12 olabilir. Burada da arkadaşlar şu ikisini alsam, burada da arkadaşlar ne yapıyorum? Her gruba 4'er kişi eklediğimi düşündüğüm zamanki durumda, burada 8 grup, burada da 7 grup şeklinde ayırmış olsam, demek ki gruplardaki kişi sayısı da burada kaç kişi olabilir? 4 kişi olabilir. Bizden istenen neydi? Arasındaki farkın en çok kaç olması lazımdı. O zaman 12'den arkadaşlar neyi çıkarttık? 4'ü çıkarttık. O da kaç yapar arkadaşlar? 8. Yani cevabımız arkadaşlar bizim bol şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar 16. sorumuza. 16. sorumuza aşağıda bir kefesinde demiş 130 gram bir cisim bulunan bir eşit kolu terazi ile bazı ağırlıklar verilmiştir diyor. Bu ağırlıklardan rastgele ikisi alınıp eşit kolu terazinin sol kefesine konulacaktır. Buna göre eşit kolu terazinin sol kefesinin daha aşağıda olma olasılığı kaçtır? Yani demek ki 130'dan ne olması lazım? Buranın ağır olması lazım. Şimdi öncelikli olarak hepsine bir bakalım. Mesela 150 ile 100 olabilir, 150 ile 50 olabilir, 150 ile 20 olabilir, 150 ile 10 olabilir. Bir kere bunların tamamı arkadaşlar zaten nedir bizim? 130'dan fazla. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? 100 arkadaşlar 50 olabilir, 100 arkadaşlar 20 olabilir, 100 arkadaşlar 10 olabilir. Peki başka ne olabilir diye düşünüyoruz. Burada arkadaşlar bütün hepsi için şu anda düşünüyorum. Şimdi 130'dan fazla olanlar için düşünmüyorum. Tüm durumların sayısı acaba kaç olabilir onu bulmaya çalışıyorum. Buradan 50 ile arkadaşlar 20 olabilir. 50 ile arkadaşlar 10 olabilir. Başka ne olabilir diye baktığınız zaman arkadaşlar, burası da arkadaşlar aynı zamanda 20 ile 10 olabilir. Şimdi toplamda bu çizgi sayılarını saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. 4 tane burada var. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda arkadaşlar tüm durumların sayısı bizim kaç taneymiş? 10 taneymiş. Peki gelelim arkadaşlar 150'den daha fazla olanlara bakalım. Bir kere zaten buradaki 4'ü arkadaşlar bizim 150'den başladığımızdan dolayı hepsi olabilir. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? 4 tane buradan. 5.si burası. Sonra arkadaşlar bakıyorum. 5.si burası. Başka var mı? 100'den sonra zaten 100 ile 50'yi topladığımız zaman 150. Ondan sonra artık hepsi ne yapıyor arkadaşlar? 130'dan küçük oluyor. Demek ki arkadaşlar bizden istenen durum sayısı 1, 2, 3, 4 ve 5 tane şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki 5 bölü 10'dan o da kaç yapar arkadaşlar? Bizim 1 bölü 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap bizim neye eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar bizim 17. sorumuz. Aşağıda birinci grafikte demiş pastanede bir günde satılan ürünlerin porsiyon sayısına göre dağılımı, ikinci grafikte ise satılan sütlü tatlıların çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir. Bu pastanede bir günde satılan porsiyon pasta sayısı 50'den az olduğuna göre. Şimdi burada arkadaşlar neye dikkat etmemiz gerekiyor? Pasta sayımız arkadaşlar 50'den azmış. 50'den az olduğuna göre şimdi derecesine bakıyorum arkadaşlar. Burası kaç? 144. Demek ki 144 ise neye bölünmesi lazım? 144'e bölünebilecek bir sayı olması gerekiyor. O zaman 50'den küçük 144'e bölünebilen hangi sayı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 48 şeklinde söyleyebiliriz bunu. Şimdi eğer burası 48 tane ise pasta, yani 144'e 48 gelirse 72'ye bunun yarısı gelecek. Çünkü 144 ile 72 yarı yarıya olduğuna göre. Demek ki sütlü pastalar arkadaşlar, tatlılar bizim kaç taneymiş? 24 tane şeklinde söyleyebiliriz. 24 tane sütlü tatlılarsa demek ki bunların tamamı arkadaşlar satılan porsiyon sütlü tatlıların çeşitlerine göre dağılımı. Demek ki burası 24 tane. Yani buranın tamamı 24 tanesi 360 dereceye eşitse bizden istenen neydi? Sütlacı mı istiyordu, değil mi? Sütlaç sayısı en çok kaçtır diyor. Sütlacı bulabilmek için o zaman sütlaca kaç değeri vermemiz lazım? 90. Kaçta kaçı? 4'te 1'e. O zaman ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? O 24'ü 4'e böleceğim. 24'ü 4'e bölersem kaç yapar? 6. Demek ki sütlaç satılan sayısı en çok kaçtır demiş. Sütlacın sayısı arkadaşlar en çok 6'dır şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevap boludur.
Evet, gelelim 18. sorumuza. Aşağıda daire grafiğinde bir manavın sabah halden aldığı meyve miktarlarının dağılımı, sütun grafiğinde ise sattığı meyve miktarları verilmiştir diyor. Alınan meyvelerin kütlerine göre dağılımı bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Manav aldığı tüm meyvelerin 3'te 1'ini sattığına göre. Şimdi o zaman hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'te 1'ini sattığına göre sattığı malların tamamının miktarına bakıyoruz. Buradan arkadaşlar 20, buradan arkadaşlar 40, buradan arkadaşlar bizim 15, buradan da arkadaşlar 45 tane meyve miktarı satmış. Ben bunların tamamını toplarım. Tamamını topladığım zaman arkadaşlar kaç yapar? 45, 40, 15 ve 20, 120 yapar. Şimdi ne yapıyordu? Ne diyordu arkadaşlar? Tüm meyvelerin 3'te 1'ini sattığına göre. Demek ki tüm meyvemiz arkadaşlar 120'yi ben 3'te çarparsam 360 tane meyvemiz varmış. 360 tane meyve demek arkadaşlar. Demek ki şuradaki açılara göre ne yapabiliriz? Mandalina'dan 120 tane almış. Muzdan 60 tane almış. Çünkü buradaki açılarımıza göre 360 derece olacağına göre. Ayvadan arkadaşlar demek ki 100 tane almış. Portakaldan da arkadaşlar bizim burası 80 derece olacak. Demek ki portakaldan da 80 tane almış şeklinde söyleyebiliriz. Buna göre ne demiş? Kalan meyvelerin kütlerine göre dağılımı. Şimdi kalanlara bakalım. Kalanlar neler kalmış? Mandalina'dan 120 tane almış. 40 tanesini satmış. O zaman arkadaşlar mandalina'dan kaç olacak? 120'den 40'ı çıkarsam mandalina baktığınız zaman arkadaşlar 80 tane kalır. Aynı şekilde arkadaşlar baktığınız zaman muzumuza bakalım. Muz 60 tane almış. 20 tanesini satmış. Demek ki muzumuz arkadaşlar bizim kaç kalacak? 40 tane kalacak. Ve buraya baktığınız zaman arkadaşlar portakalımız 80 tane varmış. Portakaldan 15 tanesini satmış. Demek ki portakalımız arkadaşlar bizim baktığınız zaman kaç tane olacak? 65 tane olacak. Ayvamız arkadaşlar 100 tane varmış. 45 tanesini satmış. Demek ki ayva arkadaşlar bizim kaç olacak? 55 tanesi kalmış. Buna göre hepsini ben ne yaparım arkadaşlar? Toplarım. Topladığım zaman kaç yapar arkadaşlar? Toplamı 240 yapar. Demek ki bizden istenen neydi? Diyordu ki arkadaşlar buna göre kütlelerine göre dağılımını bir daire grafiğinde gösterildiğinde mandalina gösteren dilimin merkez açısı. Şimdi demek ki tamamı yani 360 derecemiz şuraya yazıyorum. 360 derecemiz arkadaşlar bizim 240'a eşit olduğuna göre mandalina'ya baktığınız zaman mandalinamız bizim kaçtı arkadaşlar? Mandalinamız arkadaşlar yani buraya baktığınız zamanki durumda şeydi kaçtı o zaman? 80'di. 80 arkadaşlar demek ki kaç derecelik bir açı gelecek şeklinde ne yapacağız soracağız. O zaman ne yapıyorum? Şunlar birbirlerini götürüyor. Şunlar birbirlerini götürürse burada arkadaşlar bizim kaç yapar? 3 yapar. 3 ile 100, 360'ı sadeleştirdiğimiz zaman 120 derece yapar. Demek ki cevabımız arkadaşlar bizim Adana şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet 19. sorumuz arkadaşlar bize ne demiş? Aşağıda grafikte bir okulun 6. sınıfındaki kız öğrenci sayıları verilmiştir diyor. Bu sınıflardan diyor mevcuda en az olan öğrenci 6C sınıfıymış arkadaşlar. Demek ki en az. Az diyelim. Aynı zamanda mevcuda en fazla olan öğrenci 6B sınıfı. Fazla olan öğrencimiz 6B sınıfı. 6B'deki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 3 katıdır. Şimdi kız öğrenci sayısı demek ki 15 olduğuna göre erkek öğrenci sayısı arkadaşlar bizim kaç olmak zorunda? 5. Çünkü neden? Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının arkadaşlar kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman buradan ne yaptık? Erkek öğrenci sayısının 5 kişi olduğunu bulduk. Peki sınıf mevcuduna baktığımız zaman demek ki erkek 5 tane kız öğrenci de 15 tane demek ki bunun sınıf mevcudu kaçmış arkadaşlar 20 kişi olduğunu gördük. Buna göre demiş 6C sınıfındaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır. 6C öğrenci sayısında kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır. Demek ki erkek öğrenci sayısı biz buradan ne yapacağız 9 kişi alamayacağız. Demek ki en fazla 8 kişi alabiliriz. Buna göre demiş bu sınıfların öğrenci sayıları birbirlerinden farklı olduğuna göre 6. sınıflarda toplam en çok kaç erkek öğrenci vardır diye sormuş. O zaman şunu söyleyelim. Erkek öğrenci sayısına baktığımız zaman 6C için en fazla 8 diyebiliriz. 8 buradan 9 buradan ikisini toplarsak o zaman kaç yapar arkadaşlar? 17 kişi olduğunu düşünebiliriz. Şimdi en az buydu. En fazla buydu. Demek ki 20, 17. Demek ki buranın arkadaşlar kaç kişi olması lazım? 20 ile 17 arasında hepsi de birbirlerinden farklı olduğuna göre buranın arkadaşlar 18, buranın da arkadaşlar 19 olduğunu düşünebiliriz. Eğer burası 18 ise şimdi erkek öğrenci sayısını ne yapabiliriz? Şöyle deriz. Kız öğrenci sayısı 6 olduğuna göre o zaman buradaki erkek öğrenci sayımız 12 kişi. Aynı şekilde burada 19 kişi kızımız yani toplam öğrenci sayısı 19 olduğuna göre 6A için düşündüğümüz zaman demek ki erkek öğrenci sayımız kaça eşittir arkadaşlar? Bizden 7 kişi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen neydi? Buna göre demiş arkadaşlar 6. sınıflarda toplam en çok kaç erkek öğrenci vardır? Bunların hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. O zaman arkadaşlar 5,
Sonra arkadaşlar 12. Sonra arkadaşlar bizim baktığınız zaman 8. Ve sonra da arkadaşlar biz 7'yi topladığımız zamanki durumda, hepsini toplarsam arkadaşlar toplamda kaç tane erkek öğrencimiz varmış? 32 tane en fazla erkek öğrencimiz vardır şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Denizli'dir. Ve son sorumuz arkadaşlar, baktığınız zaman şunu söylemiş. Aşağıdaki rafa demiş, aynı matematik kitapları aşağıdaki gibi dizilmiştir. Kitapların her birinin matematik yazan dikdörtgen şeklindeki yüzünün kenar uzunlukları santimetre cinsinden, tam sayı ve alanı 120 santimetre karedir. Yani şuranın alanı arkadaşlar bizim aslında kaça eşitmiş? 120 santimetre kareye eşitmiş. Diyor ki arkadaşlar, buna göre bu kitapların yan yana dizildiği rafın uzunluğu kaç santimetredir? Dikkat edin arkadaşlar, burada kısa kenarımız şurası 1, 2, 3, 4. 4 taneden az uzun kenarımız, 3 taneden fazla. Buna göre öyle bir değer vermemiz gerekiyor ki 120'yi çarpanlarına ayırdığınız zaman 6 çarpımda arkadaşlar, mesela ben buradan 20 diyecek olursam. Şimdi 3 tanesi gelse 18 yapar. 6 kere 3'ten 18, bakın şurası 18 yapar. Gerçekten 20'den küçüktür. 4 tanesi gelirse 24 yapar. Gerçekten burası bizim nedir arkadaşlar? Fazla. Daha büyüktür diğer kenardan. Demek ki bu kenarımız arkadaşlar, bizim bu kenarımız da 6 olması gerekiyor. Buna göre bu kitapların yan yana dizildiğinde rafın uzunluğu kaç santimetredir diye ne yapmış arkadaşlar? Bize sormuş. Sayarız arkadaşlar. Demek ki şu kenarımız hepsi ne olacak arkadaşlar? 6 birim olacak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12 çarpımda o zaman 6'dan kaç yapar arkadaşlar? Toplamda bizim 72 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap neye eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar.